balcı sunacaklardır. Arz ederim. Tamam. Büyük Zafer'in 98. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam etmektedir. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir daha ilan edilmiştir. İlanıdır. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam etmektedir. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevdiler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de mavi vatandaki sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Şapaklarda güzel asancak sönmeden yurdumun üstünde biten olacak o benim milletimi sayacak o büyük bir benim milletimin bir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazın ilah olmaz öyküler kanlarımız sonra helal akıdır Hakk'a tapa milletimin istiklal Allah'u nasran azize vellezi كان الله
ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vuffikna ilel haqqi ve ila tariqin müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men arseltehu rahmetil alim. Haberdar eyle ya Rabbi. Hasulullah'ın sevabı, onun ehli beytinin, ensar, muhacir, tabi'in, etba'u tabi'in, rıdvanullahi aleyhi mecmu'in ruhlarına hediye ediyoruz, semasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, özellikle Muharrem ayının başında, Kerbela'da, Seyyid-i Şühedâ olan Hazreti Hüseyin ruhlarına hediye ediyoruz. Onunla beraber ruhlarını şehadete erdirmiş olan tüm 72 şehidimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Seni haberdar eyle ya Rabbi. Canlarını feda etmiş olan bu mukaddes şehitlerimizin uğruna canlarına vermiş oldukları değerlere sahip çıkmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu devlete, millete sen böyle acılar bir daha yaşatma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, özellikle Dumlupınar'da, Sakarya'da ve Kurtuluş Savaşı'nda kanlı canlı feda etmiş olan şühedaya rahmet eyle. Bizlere de onlara layık millet olmayı, vefakar insanlar olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dini devlet uğrunda, mülkü millet uğrunda hizmet eden devlet adamlarımıza sen nusretinle, inayetinle yardımdan üzerlerine esirgeme ya Rabbi. Bozmak isteyen harici ve dahili düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Her türlü kaza, bela ve musibetlerden bizleri, bütün İslam alemini, devletimizi, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, Kur'an'ın yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Bugüne kadar devletimiz, askerimiz, güvenlik güçlerimiz, devletimizin bekası, ilahi kelimetullah uğrunda canını kanını feda etmek için her zaman hazırlar. Sen nusretinle, inayetinle Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize yardım eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Vesselamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm şehadanın temiz ruhları için ve kafi ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, bakide kalan gazilerimizin de sıhhat ve selameti için, Allah rızası için. Lillahi Teala'l-Fatiha.